Ofiste kullandığım masalardan bir tanesine daha önce şu şekilde iki tane şerit led takmıştım. RGB şerit ledlerdi bunlar. Ve çok sık kullanmaya başladım. Hem ürün fotoğrafı çekerken, ürünlerin inceleme videolarını çekerken, kapak fotoğrafı çekerken, hatta dinlenirken ortam aydınlatma ışığı olarak da kullanmaya başladım. Bu kadar faydasını gördükten sonra da bunu biraz daha büyütüp genele yaymak istedim ve bir devre kartı tasarladım. Aslında bu devre kartı benim daha önce stüdyo aydınlatması ile ilgili çektiğim şu videodaki devre kartının üçlü hali. Yine o videodaki gibi bu devre kartını da açık kaynak olarak paylaşacağım. İsteyenler aşağıdan sipariş verip kullanabilirler. Devre kartlarından bir tanesini de yorum yapan arkadaşlarımdan bir tanesine hediye edeceğim. Devreden kısaca bahsetmem gerekirse en önemli özelliği pırpır olayını kesmesi. Genellikle piyasada ışık şiddetini ayarlayan uzaktan kumandayla çalışan sistemlerde pırpır problemi oluyor. Bu da video çekerken ve fotoğraf çekerken kalitenin berbat olması sağlıyor. Daha önce çektiğim videoda bunun temellerini anlatmıştım. Bu devrin en büyük özelliği dediğim gibi bu pırpır ve titreşim olayını çözmesi. 3 tanesini bir araya getirdiğim için de kırmızı, mavi ve yeşil renkleri ayrı ayrı ayarlayıp hem beyaz üretebiliyorum hem ara renkleri üretebiliyorum. Bir sürü kombinasyon ortaya çıkıyor. Bütün bunları düşündükten sonra devre kartını tasarladım, sipariş ettim. Tam bir haftada elime ulaştı. Doğayı korumak adına 10 tanesiyle 5 tanesi aynı fiyat olmasına rağmen ben 5 tane sipariş ettim. Çünkü bir tane kullanacağım. Bir tanesini de sizlerden birine hediye edeceğim. Bir de yanına elek sipariş ettim. Lehimlemesini bayağı kolaylaştırıyor. We'll be right back.
Devre kartını MHP30'la lehimledim, test ettim, gayet güzel bir şekilde çalışıyor. 555 entegresinin tetiklemesini güzel yaparsak MOSFET'ler çok fazla da ısınmıyor. Daha önceki videoda bununla ilgili çok fazla soru gelmişti. Ben devre kartının şemasını, komponentlerini ve üretim linkini paylaşacağım için isteyenler oradan detaylıca inceleyebilirler. Şimdi bu LED'leri bir arada tutup eğilip kalkabilen bir sistem yapmak için 3 boyutlu bir tasarım yaptım. Bu parçaları 3 boyutlu yazıcıyla bastım ve şimdi masama monte ederek devam ediyorum.
5+5 toplam 10 metrelik RGB şerit LED kullanarak test ettim. Test ettiğimde şunu fark ettim. Sonlara doğru olan LED'ler daha sönük yanıyordu. Daha yüksek bir güç kaynağı bağlamama rağmen bu sorun devam etti. Ben de anladım ki diğer taraftan da akım vermek gerekiyor. Çünkü şerit LED'lerin üzerindeki yollar bu akımı demek ki taşımıyor. Onun için hemen basit bir aparat yaptım. Devre kartının üzerindeki tek taraftan gelen gücü iki tarafa dağıtıyor. Dolayısıyla her iki taraftan eşit bir şekilde akım geçtiği için parlaklıklarda bir problem yaşamadık. Şimdi devrenin son halini test edip etkisini görelim. Eski halinde yani iki tane şerit LED varken yaşadığım problem gündüz şartlarında duvarı tam boyayamıyordu. Yani ortam çok aydınlık olduğunda istediğim verimi alamıyordum. Ama artık çok daha fazlası elimde olduğu için duvarın rengini gündüz şartlarında güneş varken bile boyayabiliyorum. Dolayısıyla ürün çekimleri yaparken ya da ortama istediğim renkte aydınlatmak istediğimde herhangi bir problem yaşayacağımı sanmıyorum. Potansiyometre kapaklarının renkli olması da renk ayarı yaparken işimi gayet kolaylaştırıyor ve masanın kenarında olması da çok güzel, böyle hemen elimle bakmadan bile renkleri değiştirebiliyorum. Beğenmediğim bir şey var ama sistemin şeklini beğenmedim, dış görünüşünü beğenmedim ve süper kullanışlı da olmadı. İleride muhtemelen daha güzel bir sistem yapacağım. Yani o açma kapama mekanizması hayal ettiğim kadar güzel olmadı. Ama sistemin nasıl çalıştığını sizlerle paylaşmak istedim. Devre kartını paylaşmak istedim. Belki sizler çok daha güzel tasarımlar yaparsınız. Benle de paylaşırsınız. Belki bu sefer de ben sizin tasarımınızı kullanırım. Devre kartı ve video umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğin için teşekkür ederim dostum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsın.